Rojin Kabaş 27 Eylül'den beri kayıp ve onun 2 gün öncesinden bana gelmiş. Çok ilginç bir kayıp şekli. Yani bunu daha önce biz bir yaşamıştık Gülistan Doku'da. Çok şaibeli bir kayıptır bu bence. Şimdi biz Van'da yaşadığımız için biliyoruz suda kaybolmanın 8 ya da 10 gün arasında yüzeye çıkabileceği noktasında net. Hemfikiriz. Hadi Gülistan için barajda kaybolmuştur, gitmiştir, takılmıştır dendi ama Van Gölü'nde öyle bir şey söylemek mümkün değil. Arama birkaç defa oraya gittiğimizde de aramaların çok yeterli olmadığını da gördük. Yani o şekilde aranmaz. Baştan itibaren Rojin Kabaş'ın kaybıyla ilgili çok çeşitli ihmaller ve şaibeler var. Bugün yurt müdürü sorumlu tutmuyor kendisini. Üniversitenin rektörü sorumlu değil. Peki bu kız en güvenli olması gerektiği yerde kız yurdunda kayboldu. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Mesela emniyetin, siber güçlerinin telefon şifrelerini 1-2 saniye içinde çözdüklerini biliyoruz. Rojin'in telefonunun şifresinin çözülmemesinin şöyle açıklıyor. Üst düzey şifre. Üst düzey şifre olur mu yani? Böyle bir şey yok. Siz o Rojin en son kiminle konuştu? Kim Rojin'i aradı? Rojin neyin paniğini yaşadı? Nasıl kayboldu? Biz umarım Rojin'in de herhangi bir taşın altında, herhangi bir vadide, herhangi bir çukurda Rojin'in cesedine rastlamayız. Çünkü bu artık gölde olmadığını net. Arama çalışmalarına baktığımızda normalde 2-3 gün dalgıçlar aradı, 1-2 saat içinde. 2 gün öncesinde tekrar baktığımızda termal kameralar getirilmiş. Siz bu madem böyle bir teknik vardı elinizde, niye ilk günden itibaren bu kadar geciktirdiniz? Belki ilk 3-4 gün içinde riskli günlerde termal kameralarını getirseydiniz, gölde olmadığını anlardınız ve siz gelen ihbarları değerlendirerek belki hedefe ulaşırdınız, belki bulurdunuz. Yani devletin gücü insanlarını korumaktır. Siz işte şunu da teknik, bunu da teknik, şu da prosedür, bu da prosedür derseniz siz bu işin altından kalkamazsınız. Çünkü bir akut saatleri var. Bu kritik saatlerde siz bulamadıysanız bundan sonrası için bu da Gülistan Doku gibi belki bir süre sonra unutulacak gidecek ki umarım Rojin'i biz Gülistan Doku'nun akıbetine dönüşmez. Rojin'i en kısa zamanda buluruz. Çok yakın birkaç gün önce 2 tane 19 yaşında genç kadın bir psikopat tarafından katledildi. Bu kadın ölümleri politiktir dediğimiz tamamıyla budur. Hükümetin kadın politikaları üzerindeki yetersizliğidir. Yani kadınları koruyan bir İstanbul Sözleşmesi vardı. Tek kişi tarafından bir gecede kaldırıldı. Gerekçe ne? Gerekçe de yok. 6284 sayılı yasa bugün tartışılıyor. Kadınları koruyan yasalar tartışılıyor. Bunu tartışmaya açmak sizin haddinize değil. Açamazsınız. Siz yurttaşlarınızı korumakla görevlisiniz. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı süreçten sonra baktığımızda kadın cinayetleri her yıl 30, 40, 50 artarak gitmiş. 10 ay içerisinde Ekim ayının ilk günlerinde 294 kadın Ekim ayına kadar, 10 aylık süreçte de 184 kadının şüpheli ölümü var. Bunun toplamı yani çok ağırdır bir iktidar için. Neyse kadınların haklı mücadelesine baktığınızda sistemli bir şekilde kadınlara saldırı var. 3-5 tane kadın bir araya gelip bir basın metni okuyamıyoruz. Yüzlerce kolluğun arasındayız. Neyin kaygısını yaşıyorsunuz? Toplumsal çürüme sadece cezasızlık politikasıyla alakalı bir durum değil. Toplumsal çürüme nedir biliyor musunuz? İnsanları düşünmekten alıkoymaktır. Ne yaptınız? Beynini uyuşturdunuz. İçeri attınız düşünen insanları, düşünen insanlara belli yasaklar getirdiniz, evine hapsettiniz. Bunun karşısında zaten bana dokunmayan yılan bir yaşasın toplumu çıkıyor ortaya. Bir kere mevcut siyasal iktidar, AKP-MHP iktidarının kadın politikalarını yeniden gözden geçirmeleri, İstanbul Sözleşmesi'nin çok acil bir şekilde tekrar taraf olunmalı,
6284 sayılı tartışmaya açmamalı. Kesinlikle cezasızlık politikası kabul edilemez bir şeydir.